Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani size küreyi anlatacağız. Evet katı cisimlerin son konusu küreyi anlatacağız. Kitabımızda sayfa numarası 220, 221, 222 ve 223'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kürenin tanımıyla başlayalım. Küre dediğimiz şey uzayda sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeridir. İşte biz buna ne diyoruz? Küre adını veriyoruz ve bu Yüzey ile sınırlanan cisme de küre yüzeyi adını veriyoruz. Evet arkadaşlar normalde çemberin tanımı neydi? Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesiydi Bu uzayda sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesidir. Bu bir küre oluşturuyor. Kürede de ne yapacaksınız biliyor musunuz? Çember muamelesi yapacaksınız. Çember gibi düşündüğünüz zaman buradaki işi çok rahat bir şekilde yapacaksınız çemberdeki teknik bilgileri burada da rahat bir şekilde kullanacaksınız. Evet buradaki sabit noktaya biz kürenin merkezi adını veriyoruz. AB de ne oluyor? Şöyle baktığımız zaman kürenin çapı yapıyor. AB çapı oluyor. E, o kürenin merkezi oluyor. R yarıçapı oluyor. Yarıçapı. E, burada ezberlememiz gereken şeyler var. Kürenin alanı burada e, diğer prizmalardaki alana benzemiyor. 4 tane pi r kare 4 dairenin alanı gibi düşün. Kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi r küp. Bunları bileceksiniz sadece ezbere bileceksiniz. Bir de kürede arkadaşlar herhangi bir kesit aldığımız zaman en büyük kesit bu arada nedir arkadaşlar? En büyük kesit çaptır. Şu çaptan geçendir. Hatta şurası da en büyük kesit yapıyor bak. Bu da çaptan geçiyor. En büyük kesit bu. Küreyi bir, herhangi bir şekilde kestiğiniz zaman mesela şöyle bir kestiğiniz zaman kesitiniz ne olacaktır? Kesinlikle ama kesinlikle bir daire olacaktır. Küreyi bu şekilde kesebilirsiniz. Şöyle kesebilirsiniz kardeşim. Şöyle de kesseniz yine ne oluyor? Bir daireyi ile uğraştığı daire ile karşılaşmış oluyorsunuz. Ve küre sorularında en etkili silahınız yine yarı çap çember sorusu gibi düşüneceksiniz. Ona göre işlem yapacaksınız. Kürenin alanı 4 pi r kare. Hacmi de 4 bölü 3 pi r küp. Yarı çapı 4 olan kürenin alanı 4 tane pi r kare şeklinde bulunur. 4 tane pi 4'ün karesi. O da 64 pi yapar. Örnek 2. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Yani 4 bölü 3 pi çarpı r küp. 3 çarpı 3 çarpı 3 ya. 3'lerden birer tanesi gitti. 3 kere 3 9. 4 kere 9 36. 36 pi olarak bulunur cevap. Örnek 3'e geldik. Alanı yani 4 tane pi re karesi eşittir 64 pi ise pi'ler gitti. Buradan 16 geldi re kare. r kare. R'yi de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Hacim isteniyor. Hacim de 4 bölü 3 pi r küp. Yani bu 64 4 ile çarpınca 256 mi yapıyor? 256 pi bölü 3 yapar cevap. Örnek 4'teyiz. En büyük dairesinin alanı 15 pi olan kürenin alanı nedir diye soruluyor. Bak en büyük dairesi nedir? En büyük kesiti. En büyük kesit dairesi demek lazım daha doğrusu. En büyük kesit dairesi şu. Yani pi işte şuradaki alandan bahsetmiş bize. Pi r kare eşittir 15 pi. Pi'ler gitti. R kareye 15 pi oldu. Kürenin alanı isteniyor bizden. Arkadaşım kürenin alanı da nedir? 4 tane pi R karedir. E, R kare belli zaten 4 pi 15'tir. O da 60 pi yapar. Cevap 60 pi oldu. Geldik bir sonraki soruya. Yarı çapı 13 olan bir küre merkezinden hemen şekli çizelim arkadaşım. Merkezinden. Bak çember bilgisi bizim için çok önemliydi değil mi? Evet merkezinden 12 cm uzakta bir düzlemde kesiliyor. Evet şöyle bir düzlemde kestim. Kesit yine bir daire olmak zorunda merkezinden 12 cm uzak. Oluşan kesitin yarıçapı işte bizden bu yarıçap isterini. En etkili silahımız yarı çaptı. Al sana yarıçap kürenin yarıçapı. 12 13 ne üçgeni 5 12 13 üçgeninden 5 çıkar yarıçap. Evet örnek 5'i 5 bulduk. Örnek 6'dayız. Yarı çapı 25 olan küre merkezinden 24 santimetre uzakta kesiliyor. Oluşan kesitin alanı nedir diye soruluyor. Evet şöyle bir küre var elimizde. Şöyle bir kesitte kesiliyormuş. Evet ne kadar uzaklıkta? 24 santimetre uzaklıkta kesiliyor. E bu yarı şap. E bu da yarıçap, E o zaman burası dik olmak zorunda. Hani merkez kilis çektik hikayesinden dolayı değil mi? En etki silahımız yarı çap. Al sana yarıçap, çap. Kürenin yarı 25. 7, 24, 25'ten yani burası 7 çıkar. Kestin alanı. Yarı 7 çıktı ya. Pi 7'nin karesi. Yani 49 pi olarak bulunur. Örnek 6. 49 pi geldi örnek 7'ye. Hacmi verilmiş. 4 bölü 3 pi küp eşittir. 36 pi ise. P'ler gitti. Şunlar gitti. 9 27 mi? R küp eşittir. 27 geldiyse eğer R'yi de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Kürenin alanını buluruz. 4 tane P R kare yani 36 P çıkar. Cevap Evet kürenin alanını. Yarı çapı, e, yarı çapı 3 da 36 P çıkar. 8'deyiz. En büyük dairesinin alanı 4 pi. Evet en büyük dairesi çaptan geçen değil midir arkadaşım? Evet çaptan geçen şuradaki kesittir aslında. Bunun alanı verilmiş bize. Yarı çapına R dersem O pi R karedir. 4 pi ise R'yi buradan 2 buluruz. Kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi R küp. Yani 2 küpü. O zaman bu 8. 4 ile çarpı 32 pi bölü 3 yapar cevap. Evet örnek 8'i bulduk. Geldik örnek 9'a. Oa 4 vermiş. Yarım kürenin alanı. Dikkat. Normalde yarım küre yüzeyinin alanı nedir, hocam? 4 pi r kare bölü 2 eşittir, değil mi? Evet. Yani cevap nedir? 16, 64 bölü 2, 32 pi. 32 pi değildir. Yarım kürenin alanından bahsediyorum. Yarım kürede tabanda yok mu kardeşim? Var. Bunun da alanı pi r kare, yani 16 pi. E o zaman yarım küre yüzeyinin alanı, yarım küre yüzeyinin üst yüzeyinin alanı 32 pi artı bir de tabandaki şu kıtadaki kesit de var. Oranın alanını da eklersem 16 pi'yi toplamda kaç yapar? 48 pi yapar. Dikkat edin buna. Tamam mı? Öyle yarım küre yüzeyi dediği zaman üst yüzey tamam. Yarım 4, 4 pi yarısı yapar ama altta da bir daire var. O da 48 pi. Ya yani o 16 pi yaptı. Topladığımız zaman 48 pi çıktı. Bir sonraki soruya geldik. Bir sonraki soruda yukarıda verilen yarım çapı Yarım kürenin hacmi. Ya 4 bölü 3 pi r küpün nesi olacak? Yarım yarım küre olduğu için yarısı olacak. Hacim de direkt yarısı. Şunlar şunlar gitti. 2 bu 125 yaptı. 125 ile 2 çarpınca 250. 250 pi bölü 3 yapar cevap. Örnek onu bu şekilde bulduk. Geldik örnek 11'e. OB etrafında bak 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 bak. OB etrafında 360 derece döndürünce OB'ye göre şekli simetriğini alıyorduk. Hop şöyle şekli simetriğini aldık. Uç noktaları döndürüyorduk sadece değil mi? Evet uç noktaları döndürelim şimdi. Uç nokta buradan buraya geldi. Döndürürken de şöyle bir dairesel şey oluşmuyor mu? Aa ne oluştu? Yarım küre oluştu. Elde edilen cismin hacmi. Evet. Pi 4, 4 bölü 3 pi r küpün yarısı olacak. E şunlar şunlar gitti. 2 o zaman 8. 2 16. 16 pi bölü 3 yapar cevap. Örnek 11'de. Geldik örnek 12'ye. AB etrafında döndür diyor. AB etrafında döndürdüğün zaman şöyle bir şey oluyor. Yani ne oluşuyor arkadaşım? Karşımıza bir küre çıkıyor. Elde eden cismin hacmi yarıçapı da 1 olarak verilmiş. Tamam. 4 bölü 3 pi küp. Yani 4 pi bölü 3 çıkar cevap. Evet cevap 4 pi bölü 3 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Ne demiş? BC etrafında arkadaş. BC etrafında 360 derece döndür. Evet şekli simetrisini alıyorsun. Bunun üst tarafın simetrisi bu şekilde. Tam alamadım. İşte şöyle şu şekilde oldu. Alt taraftaki şeklin de simetrisi bu şekilde. Sonra uç nokta bu buraya geldi ya. Sadece ne yapıyorsun? Aha böyle yuvarlarını koyuyorsun. Yani elimizde bir koni var alt tarafta. Üstte de yarım küre var. Cismin hacmi tamam. 3, 4, 5 üçgeninden 4. Yarım kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi r küpün yarısı. Artı tam koni çıktı. Pi r kare çarpı h bölü 3. Evet burada şu şu gitti 2. Şunlardan bir tanesi gitti. 3'ün karesi kaldı. Yani 9, 9, 18 pi. Burası 18 pi geldi. Artı şu üçlerden bir tanesi gitti. Bir de 12 pi geldi. Topladığımız anda kaç yaptı? 30 pi yapar arkadaşım. 13. soruda 30 pi yaptı. Geldik 14'e. AB etrafında döndür diyor. AB etrafında döndürelim. Çekilin simetrisini alalım. Şöyle simetrisini aldım. Bu buraya geldi. Dikdörtgenin simetrisi de şöyle mi oldu? Evet. Uç noktalara dikkat et. Bu buraya geldi. Hocam şöyle bir şey oldu. Döndürdüğüm zaman. Bu buraya geldi. Dikey döndürme. Hop bu buraya geldi. Ne oldu? Bir silindir çıktı. Bir de yarım küre çıktı. Oluşan cismin hacmi. Evet silindirin yarı çapı 3. Yüksekliği 4. Pi r kare çarpı h silindirin ki. Artı yarım küre 4 bölü 3 pi r küpün yarısı olacaktır. Bu 36 pi yapar. Artı şu ikiler sadeleşse 2 iki yapar. Üçlerden bir tanesi gitse 2. 3 üzeri 2 9. 9 kere 2 18. 18 pi yaptı. Topladığımız anda 54 pi yapar. Evet örnek 14'e 54 pi bulduk. Geldik örnek 15'e. Hacmi 36 pi olan yani 4 bölü 3 pi reküp eşittir 36 pi verilmiş bana. Pi'ler nanay. 4 ile 36 nanay. 3 kere 9 27 reküp eşittir 27 ise r'yi buradan 3 buluruz. Silindirin yüksekliği bak. Diyor ki bir küreyi içine alabilecek en küçük silindirden bahsediyoruz. Arkadaş bir silindirden bahsediyoruz. Ve içine alabilecek bir küreyi içine alabilecek en küçük silindir. İşte bu değil midir arkadaşım? Evet. E şimdi merkez çektik yarıçap, çap. Merkez çektik yarıçap, çap. Merkez çektik yarıçap. Yükseklik dediğim 2R oldu. Yani 6 oldu. Silindirin yarıçapı kaç oldu? Kürenin yarı çapıyla aynı olacak o zaman. 3 olacak. o zaman yarı çapı 3 yüksekliği 6 olan silindirin yüksekliği isteniyormuş gerçi bizden. Yükseklik kaç çıkar o zaman? 6 çıkar dostum. Örnek 15 6 bulduk. Geldik örnek 16'ya. Bir kübün içerisine yüzeylerine teğet olacak biçimde bir küre yerleştiriliyor. Evet. Bir küre yerleştirelim. Kübün içerisine şöyle bir küp çizelim. Şöyle bir küp çizelim bakın. Bu küpü çizdikten sonra yüzeylerine teğet olacak şekilde şöyle de bir küre yerleştirdik. Tabi şuraları da böyle diyelim. Küpün hacmi 27. A küp eşittir. 27 ise A'yı buradan 3 buluruz. Merkez çektik. Merkez çektikten burası 3. E, A'yı 3 bulduk ya. A 3 olduğuna göre o zaman burası R. Burası R. Burası 2R oldu. 2R 3 ise R'yi kaç bulduk? 3 bölü 2 bulduk. Kürenin hacmi en çok kaçtır diye soruyor. En çok olması için kenarlarına teğet olması lazım. O zaman 4 bölü 3 pi R küp şeklinde bulunur arkadaşım. Yani bu 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 27 bölü 8 yapar. Şunlar sadeleşse. 2 yaptı burası. Şunlar sadeleşse. 9 yaptı. 9 pi bölü 2 yapar cevap. Tamam. Evet. Örnek 16'yı bulduk. Geldik örnek 17'ye. 60'lık bir dilim alınmış. Arkadaşlar 60'lık dilim alındığı da korkmayın. Tüm hacmi bulabiliyorsak 60'lık dilimde 60 bölü 360'lık diyebiliriz. Ama burada alan isteniyor. Şimdi AB uzunluğu çap 12 verilmiş. Yarı çap 6 oldu? Evet. Şimdi ben buradan bir 60'lık bir dilim çıkarttım. 60'lık bir dilim çıkarttığım zaman buradaki yüzey alan 60'lık yüzey alan değil midir? Yani 4 pi r karenin 60 bölü 360 olmak zorunda. Sıfırlar gitse 36'lar gitse burası ne yaptı arkadaşım? Hocam burası 6 kere 4 24 pi yaptı. Evet 24 pi yaptı. Buna göre e çıkarılan dilimin küresel yüzeyin alanı. Evet buradaki yüzey alan isteniyor 24 pi. Ama tüm alan istenilmiş olsaydı eğer ben bu dilimi çıkarttım ya. Bak şöyle bir şey olacaktı. Ben bu dilimi çıkartınca şöyle bir şey bir de şöyle bir şey oluyor. Hocam burada dikkat ederseniz tamam bu yüzey alanını hallettim. Eyvallah. Ama burada da bir ne var? Yarım daire var. Hatta bunun arkasında da bir yarım daire var. İki tane yarım daire. Bir dilimi çıkarttığım zaman tüm yüzey alanı istenilirse 24 pi'nin yanında iki tane de yarım daire. Tam daireyi de ekleyecektik. Bunu da unutma. Tamam. Evet örnek 17 24 pi. Geldik örnek 18'e. 3 demir bilye arkadaşlar merkez çektik merkez çektik yarı çapraya yarı çapraya çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir r r r r r r merkez çektik burası da burası da r bu bilyelerin kapladığı hacmin silindir biçimindeki kabın hacmine oranı nedir diye soruluyor bize arkadaş bunun burası 1 2 3 4 5 6 r yaptı o zaman 3 tane bilye 3 tane 4 bölü 3 pi r küpün hacminin silindir biçimindeki kabın hacmin oranı. Silindirin yer çapı R'ye mi yaptı? Evet. Pi R kare çarpı H 6 R'ye oran isteniyor bize. Sadeleştirdik. R küpler gitti. Hocam buradan ne geldi? 3'ler de sadeleşti. Yukarıda 4 kaldı. Aşağıda 6 kaldı. Cevap 2 bölü 3 mü yapar? Evet. Cevabı da böylelikle 2 bölü 3 buluruz. Örnek 18'de. 19'a geldik şekilde verilen dik silindir biçimindeki sürahinin taban dairesinin yarıçapı 4 santimetre ve içindeki suyun yüksekliği 24 santimetre. Bu surayın içinde suyun tamamının yüksekliği 4 santimetre olan koni şeklindeki bardaklarla dolu 18 bardak bardağın yarıçapı nedir diye soruluyor. Ee, biz kürüdeyiz. burada koni. Neyse koniyi tekrar etmiş oluyoruz. Bunu koni içine koy, koymamız lazımmış ama neyse idare et artık. Şimdi ben bunun içindeki suyu böyle bir bardakla, koni şeklindeki bardakla halledeceğim. Ve e, tam dolu 18 bardak. Bardağın yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Peki taban dairesinin yarıçapı 4, içindeki suyun yüksekliği 24. E, bu süre içindeki suyun tamamı yüksekliği 4 santimetre olan evet. Koninin yüksekliğini de 4 cm olarak vermiş. Arkadaşım, 18 bardağın hacmiyle içerideki suyun hacmi eşit midir? Evet. 18 tane Konunun hacmi pi r kare çarpı h bölü 3 değil midir? Evet. İşte bu niye eşittir? Pi r kare çarpı h'a eşittir. Hocam dörtlerden birer tanesi gitsin. Sonra e, pi'ler gitsin. Sonra şununla şu sadeleşince 6 kalır. 6 ile de 24 sadeleşince 4 kalır. 4 kere 4 16 mı yapar. Evet. Buradan R kare eşittir 16 ise R'yi de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Yani 19. soru böylelikle 4 çıkar. Tekrar söylüyorum bunun 18 tanesinin hacmiyle bunun suyun hacmi birbirini eşitlemiş. O yüzden 18 tane pi R kare çarpı H bölü 3 suyun hacmini eşitledik. Sonuca ulaştık. Geldik örnek 20'ye. Örnek 20'deyiz. Şekilde 36 pi santimetre küp olan o merkezli kürenin evet hacmi. 4 bölü 3 pi r küp eşittir 36 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitti. Şunlar gitti 9. 3 kere 9 27. R küp eşittir 27 ise R'yi buradan kaç buluruz? 3. R 3 çıktı. Hop şurası 3. AT nedir diye soruluyor. Tamam. E ee, bunun içine bir konu yerleştiriliyor. Oo, oo, oo. Çemberdeki en etkili silahımız yarı çap değil miydi? Al sana yarı çap. Bak bu da yarı çap. 3. Ana ne çıktı. 3. Üç, 3 ise 3 üç kök kim oldu ana doğrusu? Evet burası da 3 kök olur. Bizden at uzunluğu isteniyor. Cevap 3 kök çıkar. Evet örnek 23 kök kim oldu Geldik örnek 21'e. Arkadaşlar şöyle içinde bir su var. Böyle 3 tane bilye atmışım. Şu kadar su yükselmiş. Yükselen suyun hacmiyle bilyelerin suyun hacmi toplamı birbirine eşit olmuyor muydu? Çünkü hacmi kadar su yükseltiyordu. Yarı çapları 16 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki kabın. yarıçapı da 16'ymış bunun. İçine yarıçapı 2 santimetre olan küreler yerleştiriliyor. Şu yüksek nedir diye soruluyor. Evet. Şuradaki yükselen suyun hacmiyle bunun yarı çapı anı altıya. Pi r kare çarpı h ile şu 4 bölü 3 pi r küp 2'nin kübünden kaç tanesi? 3 tanesi birbirine eşittir. Çünkü ne kadar cisim attıysa hacmi kadar su yükseltir. E o zaman hocam buradan bir şeyler geliyor mu? Geliyor. 3'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. Sonra burada pi'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. 16 çarpı 16 çarpı h eşittir 4 çarpı 8 yapar. Hocam 4 ile bu sadeleşti 4 yapar. 8 ile bu sadeleşti 2 yapar. O zaman buradan 8 h eşittir 1 yapar. H'ı da buradan 1 bölü 8 olarak buluruz. Evet örnek 21'i 1 bölü 8 bulduk. 21. soruda. Geldik 22'ye. Yüksekliği 6 santimetre ve tamamı suyla dolu olan bir dik dairesel silindir. Ha, tamam yine küreyle alakası yok ama şu soruda koni yani e, koni sorularının önemli sorularından biridir arkadaşlar. Bunlarda nasıl hamle yapacağız? Lütfen buraya çok dikkatli bir şekilde dinleyin. İki şekilde size teknik göstereceğim şimdi. Yüksekliği 6 santimetre. şurası 6 cmymiş arkadaşım. O zaman buradaki yüksekliğe ne kalıyor? Şuradaki koninin yüksekliğine 4 santimetre mi kaldı? Evet. Eee A pardon, şurası 10muş. Ve hemen ne kadar kolay çıktı diyecektim ya. Şuradaki suyun yüksekliği burada al 10. Buradaki H. Dikkat. Dikkat dikkat. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar. Suyun hacmi her ikisinde de aynı değil mi? Aynı. Suyun hacmini her ikisinde de aynı yapıp V suyu eşitleyebiliriz. V su birincisinde ne eşit? Şu yarı çapa R diyecek olursam. Hocam pi R kare çarpı 6. Birincisinde. Direk silindir hacmi. İkincisinde. Hocam şuraya yükseklik kaç ya? Şuraya kadar H ya. Buraya da 10 eksi haç kalmadı mı? Evet. Aynı zamanda pi r kare çarpı h bölü 3 artı koninin hacmi artı silindirin hacmi ama şuraya kadar silindirin hacmi. Pi r kare çarpı 10 eksi h bölü pasajı 10 eksi h bölü 3 o. Evet bunlar birbirine eşit deyip sonuca ulaşabiliriz. Tamam buradan işlem işlem işlemde sen bul. Her ikisinde de v suları eşitledim. Ben şimdi ikinci yoldan sana göstereceğim. İkinci yoldan sana göstereceğim. Arkadaşım Tamam bu şekilde bulabiliriz. Birinci yol bu. Ne dedik? Şuraya h dedik. Burayı da 10 eksi h oldu. Ona göre işlem yaptık. İkinci yol nedir? Silindirle koni aynı anda böyle aynı anda gelirse ne yapacağız? Şöyle koniyi silindir içerisine al. Arkadaşlar aynı tabanlı koni ve silindirin hacimleri birinin hacmi pi r kare çarpı h bölü üçgen diğerinin hacmi pi r kare çarpı h ya. 1 bölü 3'lüdür. Yani burası v iken Şuradaki silindirin hacmi nedir arkadaşım? 3V'dir. Ama şöyle bir şey diyelim. H'taki ve 6'daki yükseklere göre de hacmi oranlayacağım ya. Yani ben altıdakine de 6V dersem H'taki de HV olmaz mı? HV olur. O zaman burası da HV bölü 3 mi olacak? Evet. HV bölü 3 olacak. 3'te 1 olacak burası. Tamam mı? Sonuçta suyun hacmi ne? 6V onu biliyorum. Suyun hacmi. E hocam burası HV bölü 3. Eyvallah. Şimdi H'daki bu şekilde ise ee, bu A burası da 10 demiş burayı da. Burası da ne olacak? Bak H'daki H'daki H haş var bölü 3. Hatta şunu şöyle yapınca bak ne oldu arkadaşım? E, H'daki de HV oldu zaten değil mi? E 10 eksi haçtaki de 10 V eksi HV olmaz mı? Yani yükseklikleriyle doğru orantılı. Yani 10 eksi H çarpı V'lik olmaz mı? Olur. A burada suyun hacmi 6 V oldu. 6 V eşittir. Burada suyun hacmi. 10V eksi HV artı HV bölü 3 oldu. Bunu buraya attık. Ee, eksi 2H e, burası eksi 2HV bölü 3. Öbür taraf atınca 2HV bölü 3 eşittir. 4V oldu. V'ler gitti. Buradan daha ne geldi? 2H eşittir. 12 geldi ve H'ı da buradan kaç buluruz? 6 buluruz. İşte bu şekilde yapabilirsiniz. Kardeşim. Bunu doğru. Yani silindirle konuyu aynen iç içe gördüğün zaman bir kere yüksekliklerle hacim dağıtmayı biliyoruz. h HV ise Alttaki 6V'yi yazdık. E, 3'te 1 ya koninin hacmi de. E HV ise burası da HV bölü 3 yazdık ya. Sonra buraya geldim. Hocam burası HV bölü 3. İşte H'daki HV. Burası HV bölü 3. A burası 10 eksi H yaptı. Burası da 10 eksi H'ın V katı. Yani 10 V eksi HV oldu. E suyun hacmi her ikisinde de aynı su değil mi? Evet. Bunları eşitleyince bak kolay bir şekilde daha kolay bir şekilde sonuca ulaştık. Bu da ikinci yolumuz olsun. Küre ile alakası yok ama sorunun. Ee, koni ve silindirle alakalı yani bütün katı cisimleri ilgilendiren bir soru oldu. ÖSYM'de bunu soruyor. Hatta böyle şöyle bir soru sormuştu. Bir kalem vermişti. Kalemi de oymuştu. Abi öyle şey yapmıştı. Ee, kalemi koni şeklinde de oluyor demişti. Kalem tıraşlaştığında. Burada şöyle yapınca arkadaşlar. E, burası V, burası 3V deyince ve yükseklere göre böyle hacimleri oranlayınca çok da güzel bir şekilde çıkan bir soru sormuştu. Gerçekten bu da güzel bir teknik. Bu tekniği de bilmenizi tavsiye ediyorum tabii ki. Örnek 22'de böylelikle bu şekilde bulduktan sonra katı cisimleri katı cisimlere noktayı koyuyoruz ve böylelikle katı cisimleri bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki konuda son konuda analitik geometri konusunda analitik geometri ve dönüşümleri işleyeceğiz. Ve çember analitiği işleyeceğiz. Hepsini bir bütün gibi düşünebiliriz. O konuda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.